bir başlık at. Dala geçiyor. Yani İran konuşur, hiçbir şey yapmaz. Bu Yeni Şafak. Düşünün ama yani, bugün bugün de Yeni Şafak'ta bir başlık var. Mesele Türkiye olunca ABD ile dostlar diyor. İran'a yönelik birkaç gündür Yeni Şafak'tan bir yaylım ateşi var. İran'dan PKK'ya 50 İHA. İşte buyur. Diye şimdi bir haber var. Arkadaşlar da ekrana getirirler şimdi. O gördüm, onun için söylüyorum. Onun için oraya bağladım zaten bu olayı. Neden bunu yapıyor İran? Affedersin, Yeni Şafak ve bazı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Arap medyası. Çünkü Gazze olayında, yani sen Gazze'den söz ettiğin için, Gazze evet. olayında Filistin halkından yana ve Gazze'den yana tek samimi bunu net söylüyorum ve açık tavır koyan bir tek ülke var, Müslüman ülke var, o da İran. Şimdi esas enteresan olan da şu: Gazze halkı, Filistin halkının tümü, hepsi Sünni. Hamas, yani Hamas'tan söz ettiğimiz için, Hamas Sünni bir örgüt. Şimdi bütün Arap ve Müslüman ülkelerin liderleri ve yönetimleri ve ülkeleri Sünni ülkeler. Hiçbiri bir şey yapmaksızın, hatta birçoğu da İsrail'le işbirliği yapmasına rağmen, İran, Şii olarak İran, Sünni Hamas'a ve Sünni Filistin halkına sahip çıkıyor. Şimdi burada bir şeylik var, yani burada bir ideolojik, siyasi, psikolojik, mezhepsel bir böyle hani saman altında, hadi öyle diyelim, bir kavga var, bir savaş var aslında, bu dışarıya yansımaz. Evet. Ama ben onu yakından takip ettiğim için o çevreleri, onu görüyoruz. Yani Yeni Şafak'ın dünkü ve bugünkü haberi de bundan kaynaklanıyor. Şimdi bunu bir tarafa koyuyoruz. Gelelim esas dünkü olaya, senin anlattığın şekliyle. İran zaten söyledi ve Amerikalılara haber de gönderdi. Umman Sultanlığı üzerinden, Katar üzerinden, başka ülkeler üzerinden. Dedi ki bakın, biz bunun intikamını alacağız. İsterseniz 3. Dünya Savaşı çıksın, isterse 5. Dünya Savaşı çıksın. Alırız. Ve Amerikalılar şöyle bir yanıt verdi. Tamam abi, yani alacaksanız alın. Ama ne olur bunu büyütmeyelim. Sınırlı bir şekilde. Sınırlı bir şekilde alın da biz de bunu böyle hani İsraillere inandıralım, ikna edelim falan. Yani siz de İran halkının gazını almış olun. Sırf İran gazının halkını almak için değil. Bir daha söylüyorum. İran çünkü bu davranışıyla büyük bir prestij sağladı Filistin halkı nezdinde evet. ve Arap ve Müslüman halklar nezdinde. Düşünsene. Yani bütün dünya Netanyahu'ya bir şey söyleyemezken, hiç kimse gıkını çıkartamazken, İran gönderdi, İsrail bombaladı. Yani bu kolay bir iş değil. İsrail tarihinde ilk defa oluyor. İlk defa İsrail oluyor. Kurulduğu evet. Burada, 1948'den bu yana ilk defa bir başka ülke İsrail'in içini, İsrail'in hava alanlarını, İsrail'in hedeflerini bombaladı. Tahran, sen söyledin ya. Tabii Tahran sabaha kadar sokaklardaydı. Sırf Tahran değil, her tarafta gösteriler var şu anda. Şimdi sen söyledin ya, hiçbir sivil hedef vurulmadı. Evet. Yani şeyler de söylüyor bunu, İsrailler evet, de söylüyor. Evet. İsrail'in bütün havaalanlarında dün gece, yani İran saldırısının başladığı anlarda, İsrail uçaklarının tümü havalandı. Yani korktular ki uçaklar gelen yerde vurulmasın. Gelen kruz füzeleri ve gelen balistik füzeler havaalanlarını bombalar. Ve uçaklar hepsi gider. Hepsi havalandı. Uçaklar dün gece bütün İsrail uçakları 400 civarında uçak havalarda dolaşıyordu. Sırf vurulmasın diye. Esas iki tane hedef vardı dünkü saldırıda, İran saldırısında. Birisi Şam'daki İran Büyükelçiliğini bombalayan uçakların kalktığı bir askeri üst, orası bombalandı. En çok oraya hedef alındı ve büyük zarar gördü. Biri de Gazze'yi bombalayan, sık sık bombalayan bir üs var, hava üssü. Oradan kalkan İsrail uçaklarının üssü de hedef alındı. Bu şey mi? Yani bu Berşeva mı? Güneyinde İsrail'in. O senin söylediğin işte güneydeki o, ama kuzey batıdaki üst şu anda hatırlamıyorum, adını yanlış bir şey söylemeyeyim. Dolayısıyla İran hedefine vardı. Senin de söylediğin gibi haberin girişinde, yani Amerikalılar zaten Netanyahu'ya söylediler dün gece. Bak, sesini çıkarma. Sesini çıkarsan biz yokuz. Yani savaş büyürse. Neden bunu söyledi? Çünkü İran Amerika'ya gönderdiği mesajda şunu söyledi.
Bak Amerika, bak Biden, yani pardon Bunak Biden. Bak eğer bir artistlik yapıp da bu işi büyütmeye kalkarsan senin bölgedeki bütün üstlerin sayıyorum. Türkiye'deki üstlerin, Katar'daki üstlerin, Suriye'nin Fırat'ın doğusundaki üstlerin, Irak'taki üstlerin, Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, Umman, neyse Ürdün hepsindeki artık bizim hedefimiz. Şimdi gelelim esas püf noktaya. Dün çünkü Amerikalılar diyor ki, açıklama yaptı ama Pentagon, İran'dan fırlatılan füzelerin bazılarını biz düşürdük. Biz düşürdük. Peki nereden düşürdün? Yani demek ki üstlerinden düşürdün. Ya üstlerinden yani atıyor, ya uçak gemilerinden kalktı. Yani başka bir şey. Yok üstlerinden. Yani Katar'dan mı? Katar'dan, Türkiye'den, Ürdün'den. Çünkü Ürdün bir açıklama yaptı az önce. Ürdün düşürmüş. Evet. Şimdi peki Ürdün'de Amerikan üssü var. Ürdün kendisi düşürecek hali yok. Amerikan üssü düşürdü. Evet. Peki şimdi püf noktası şu. Füze, yani İran'dan fırlatılan füze sırayla doğru Ürdün üzerinden geçiyor çünkü biliyorsun. Şimdi Kürecik üssü, Ürdün'deki şey, Suriye'de, Türkiye'deki Kürecik üssü, Malatya'daki Kürecik üssünün görevi ne? 2012'de kurulan üs. İran'dan kuş kalksa tespit edecek. Kime söyleyecek bunu? Kime uyaracak? Amerika ve İsrail'e. Hikaye bundan ibaret. Yani Türkiye'yi ilgilendiren boyutuyla. Demek ki kalkan füze, İran'dan kalkan füze Ürdün üzerine geldiğinde İsrail'e girmeden Amerikan savunma sistemleri Ürdün'deki üste, Amerikan üstünde ya da İsrail füzeleri Ürdün üzerinde düşürdü. Ve Kürecik'ten yani gelen bilgilerle. Uyarılar. Evet, uyarılar. Eğer öyle olmuşsa tabii bilmiyoruz. Daha henüz öyle net bir şey. Ama yani hesap böyle bir hesap. Çünkü zaten Kürecik'in kuruluşu bu amaçla değil mi? Aynen. Yani ben bunu çok iyi net hatırlıyorum. 2012'de Kürecik kurulduğunda o zaman bir yazı yazmıştım. Sanıyorum o zaman Akşam gazetesindeydim. Onu yazdım ve hesapladım. Dedim ki Kürecik üssü İsrail'e 6 ile 12 dakika zaman kazandırıyor. 6 ile 12 dakika yetiyor İsrail savunma sistemlerinin füzeyi karşılama. Evet, füzeyi karşılama. İsrail üzerinde karşılama değil, Ürdün üzerinde karşılama. Yani kendi toprağına düşmesini değil, Ürdün üzerinde düşecekse Ürdün üzerinde düşsün. Yani dolayısıyla olay böyle bir yuvarlak masa şeklinde. İlginç bir şey Hüsnü. Fatih Erbakan'ın grupta kalmak için, güç birliğine devam etmek için 3 koşulu vardı. Bunlardan bir tanesi Kürecik'in kapatılmasıydı. Aynen. Değil mi? %100 doğru. Tabii %100 doğru. Tabii diğeri de İncirlik Üssü. İncirlik Üssü'nü de göz ardı edemeyiz. Ya İncirlik Üssü çok tehlikeli bir üs. Neden? Yani tarihini filan geçmişini anlatmayacağım. Bölge yani, için. Evet. Türkiye açısından da çok tehlikeli bir üs. Çünkü İncirlik Üssü'nde 50 tane nükleer füze var. Silah. Nükleer bomba var. Atom bombası var. Yani düşünsene. Atıyorum. Yani büyük savaş çıktı ve İran ya da Suriye ya da başka Rusya neyse bombaladı İncirlik Üssü'nü. Ya 50 tane bomba patlayacak üstümüzde. Düşünsene. 50 tane atom bombası, yani Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan füzelerin 100 katı daha güçlü. Bak 100 katı daha güçlü. Ulan bütün Türkiye'yi mahvedecekler. Amerika'nın nükleer silah deposuyuz. Aynen. Yani iğrenç bir şey bu. Yani tamam üs var, üs dursun. Bir sorun yok. Yani anlaşmalar var biliyorsun. Ama ya kardeşim alıp götürsene bombalarını, nükleer bombalarını bize ne önler? Ki, ama bu, bu AKP dönemiyle de ilgili değil. Yıllardır onlar orada duruyor. Tabii. Belki de ta Küba krizinden beri onlar orada. Aynen. 55'ten itibaren tabii. Yani üs kurulduktan, evet. 54'te kuruldu sanıyorum. 55'ten itibaren o bombalar orada duruyor. Tamam nükleer savaş bitti. Dünyanın bilmem nesi bitti. Salt 1, Salt 2 anlaşması imzalandı Ruslarla Amerikalılar arasında. Yani nükleer bombaların temizlenmesi için. Niye tutuyorsun abi bizim? Git Amerika'da tut bombalarını. Evet. Bana ne? Niye Türkiye? Başka yerde yok ha, dikkat et. Yani bir tek Türkiye'de nükleer bombaları var. Böyle bir rezillik de var. Bunu da hiç kimse ne yazık ki konuşmuyor. Bir de böyle bir saçmalık var yani. Şimdi bir Kürecik dedik, bir İncirlik dedik. Daha ne söyleyelim yani? Amerika'nın en önemli desteklerinden, bölgedeki desteklerinden iki üs.
Yalnız o değil. Türkiye'de yaklaşık olarak 30 tane, 30 civarında Amerikan ve NATO üssü var. 30. Ki eskiden yani bir de o Sinop'ta falan kapananlar var. Eskiler var bir de. Ha, şimdi yani biz üs diyoruz ama hepsi ille büyük üs anlamında değil. Çünkü radarlar var. Evet. Yani örneğin evet. Mardin'de radarlar var. Diyarbakır var. Malatya var. İzmir var. Adana var. Bir sürü yer var yani. Bu Mardin'in tepesinde kocaman kocaman çanaklar vardır, hatırlayacaksın. Aynen, çanaklar var. Yani ona benzer çok şey var. Evet. Yani benim bildiğim kadarıyla 30 civarında. Dediğim gibi hem büyük üs anlamında hem dinleme sistemleri hem de radarlar var. Çünkü NATO ülkesisin yani, evet. Bunun şakası yok. Evet, evet, evet. Bir de bizdeki orada bölgedeki havaalanlarının tamamı, Diyarbakır falan, hepsi NATO içinde, o NATO kapsamında da düşünülen havaalanları hepsi. Ya mecbursun zaten, NATO üyesi olduğun sürece böyle şey yapar. Şimdi şeyin ilginç tarafı ne biliyor musun? Yani ne Türkiye'den ne de herhangi bir Arap üssü, yani Amerikan üslerinin bulunduğu hiçbir Arap ve Arap Türkiye dahil. Arap ülkelere, yani Türkiye Arap ülkesi değil, Türkiye dahil diğer Arap ülkelerinden bir tepki gelmedi. Hiç, yani hiç. Akşam hiç, hep onu sorduk. Yok. Var mı tepki, bir şey söylendi mi diye. Bizde şey bile olmadı. Yani burnumuzun dibinde olan olay. Amerika'da mesela hemen başkan en yakın ekibi, kurmayları topladı. 2 saatlik bir görüşme yaptılar. Bizde... Bilmiyorum, Dışişleri Bakanlığı'nda belki görevliler vardı ama yani Cumhurbaşkanı o ekibi toplayıp şeyde sarayda böyle bir görüş alışveriş falan pek yapmadı gibi görünüyor. Böyle bir haber almadık.